Emin Çöleşen Sacit Aslan'ın yeni kitabı Bir Masalda İki Kral Olmaz yorumladı. Eğer o gece aleminde isim yapmak ve ün kazanmak isteyen bir sanatçıysanız önce Fahrettin Aslan'ın beğenisinden ve tezgahından geçmek zorundaydınız. Bunun istisnası yoktu. Sevgili okurlarım, herkes için geçerli bir kuraldır. Dışımızdaki alemlerde neler olup bittiğini merak eder ve eğer mümkünse öğrenmek için çaba harcarız. Birkaç gün önce elime yeni çıkan bir kitap geçti. Yazarını sadece isim olarak tanıyordum. Okumaya başladığım anda kitap beni sardı ve uykumu feda ederek bir gecede bitirdim. Sacit Aslan'ın kitabı, Bir Masalda İki Kral Olmaz. Bir zamanlar gazinocular kralı olarak bilinen Fahrettin Aslan vardı. İstanbul'un gece hayatı ve magazin yaşamı ondan sorulurdu. İstanbul'un Maxim gibi en ünlü gazinolarıyla birlikte lüks kumarhanelerinde sahibiydi. Paraya para demezdi. Sonra rahmetli oldu. Eğer o gece aleminde isim yapmak ve ün kazanmak isteyen bir sanatçıysanız önce Fahrettin Aslan'ın beğenisinden ve tezgahından geçmek zorundaydınız. Bunun istisnası yoktu. Şimdi 60'lı yaşlarının sonunda olan Sacit Aslan işte bu babanın oğlu. Kitabında çok ilginç şeyler anlatıyor. Mafya babaları, kabadayılar, gülhanbeyler, adamları, solistler, az solistler, tehditler, şantajlar, çekilen silahlar ve perdenin öbür tarafında bazılarının isimlerini bildiğimiz tarikat liderleri, belediye başkanları, bu adamları haftanın belli günlerinde Fahrettin Aslan'ın gazinolarına çöküyor, halk oluyor, viskiyle cacık içiyor, proları türüyor. Bunlar olurken Sacit artık gazinoların ve şey yıldızlı otellerde açılan lüks kumarhanelerin sorumlu müdürü ve patronu olmuş durumda. Mafya tarafından çıkarılan olayları anlatıyor. Kavgalar, birbirlerinin kafasında şişe kırmalar, buna kadın bulmalar, ne ararsanız bol miktarda var. Fakat gelin görün ki, Sacit babasıyla kavgalı. Yıldızları bir türlü barışmıyor. Kitapta en üst düzey polisler var, MİT mensupları var. Günümüzde bile isimleri çok geçen Mehmet Ağar gibi o zamanların polis şefleri var. Rahmetli Süleyman Demirel'in hayali ihracatçı yeğeni Yahya Demirel'in o gazinolarda yaşadığı olaylar ve çok ünlü isimler. Hülya Avşar, Emel Hanım, Zeki Müren, Nüket Duru, Harikalı, Seda Sayan, Ahu Tuğba, Ersoy, Muazzez Abacı, Sibel. Ama iş bunlarla da bitmiyor. Turgut Özal'ın ekibi için otele gönderilen kadınlar, baba oğul aslanların bu yüzden birbirleriyle kavga etmesi, karşılıklı hakaretler, yumruklaşmalar. Maxim o yıllarda sadece İstanbul'un değil, dünyanın bile en önde gelen gazinolarından biri. O alemde olanları öğrenince insan gerçekten şaşırıyor. Düşünsenize, gazinonun müdür odasında alkol, ertesi gün camide mühimmanlara iman nutukları atan tarikat liderlerinin marifetleri, öbür yanda ise Dündar Kılıç, Hasan Heybetli, Abu Zer Uğurlu gibi ünlü babalar ve kabadayılar ve tetikçiler. Dahası var, darbe dönemlerinde görevi İstanbul'u ve Türkiye'yi yöneten sıkı yönetim komutanlarıyla kurulan ilişkiler. İstanbul Emniyet Müdürü o yıllarda Şükrü Balcı isimli biri ve Sacit Aslan'ın anlattığına göre babası Fahrettin Aslan'la birlikte zenginlerden haraç topluyorlar. Sacit Aslan'ın yaşantısının önemli bir bölümü babasının sahip olduğu gazinolarda, pavyonlarda ve şey yıldızlı otellerin kumarhanelerinde yönetici olarak geçiş. Çoğu zaman uzlaşmaları mümkün olmamış. Anladığım kadarıyla birbirlerini pek sevmemişler. Fahrettin Aslan'la ilgili bir anımı anlatayım. O yıllarda Maxim gazinosunda sahne alanlardan biri de Kani Karaca. İki gözü de görmeyen bir hafız. Sahnede ilahiler ve gazeller okuduğunu gazetelerdeki Maxim ilanlarından biliyorum. Günün birinde Fahrettin Aslan ev telefonumdan aradı. Emin Bey, siz galiba Kani Hoca'yı arayıp tehdit etmişsiniz. Hem ısın hem de alkollü gazinolarda sahne ıp sarhoş eğlendirmekten utanmıyorsun. Seni yazarsam görürsün, rezil ederim demişsiniz. Böyle bir şey olmadığını söyledim. Benim ne işim olabilir ki Kani Karaca ile dedim. Sacit Aslan gerçekten ilginç bir kitap yazmış. Çoğumuzun pek bilmediği başka bir dünyanın kapılarını aralamış. Tahmin ediyorum, bildiği gerçeklerin ve yaşadığı olayların çoğunu yazmamış veya yazamamıştır. O alemde bunu normal karşılamak gerekir. Kendisine ellerine eclik diyorum. Bu değişik kitabı mutlaka okumanızı öneriyorum. Zaten çok kolay okunuyor. Başınca bir gecede bitirirsiniz.